Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Müslüman olmayan birisine kardeşim denilebilir mi? Esasen kardeşlik denilince akla ilk gelen şey iman kardeşliğidir. Bu açıdan gerçek anlamda sadece müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Ancak kainatta bulunan bütün varlıklar bir anlamda hem kendi hem bizimle kardeş oldukları gibi insanlıkla insanlık da aynı anne babadan geldiği için mezhebi olarak kardeştirler. Demek ki ilk olarak bütün kainat ile bir kardeşliğimiz söz konusu. Neden? Çünkü bütün kainatın sahibi, Rabbi, Maliki birdir. Bu açıdan bir varlıkta ne kadar esma tecelli ediyorsa o isimlerin tecellileri bizde de var buna göre o isim sayısında onunla kardeşliğimiz var denilebilir. Ayrıca bütün insanlık da aynı anne baba bir kardeştirler. E bu açıdan inansın inanmasın, salih olsun olmasın, gelmiş geçmiş gelen ve gelecek olan bütün insanlar nesebi kardeşlerimizdir. E bu durum ayet ile de ayrıca ifade edilmiş. Bakın ayet-i kerimenin meali aynen şöyle. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan, ondan onun yaratıldığı aynı hamurdan da eşini var eden ve her ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türetip yeryüzüne yayan Rabbinizden çekinin. Bu Nisa suresi 1. ayet-i kerim mealine göre diğer bütün insanların o ilk iki kişide yaratıldığına dair ifadesi gayet net ve kesindir. Demek ki ayette yer alan ve her ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türetip yeryüzüne yayan Rabbinizden çekilin mealindeki ifade açıktır. Demek ki bütün insanlık aynı anne babanın evlatlarıdır. Buna göre bir Müslümanın Müslüman olmayan birine mezhebi anlamda kardeşim demesinin bir sakıncası olmaz. İnsanları birbirine bağlayan manevi bağlar pek çoktur. Bunların başında imandan doğan kardeşlik bağı gelir. Yüce dinimiz buna çok ehemmiyet vermiş ve üzerinde ısrarla durmuştur. Kardeşlik gölgesinde muhabbet ve sevgi hislerini besleyip samimiyet içerisinde beraberce yaşamak insanı arşın gölgesine ulaştıran büyük bir ibadettir. Bu açıdan Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahih bir hadisinde kıyamet günü arşın gölgesinde yedi grup insanı bulunacağını ve Allah için birbirini seven kimselerin bu gruplardan birisi olacağını ifade buyurmaktadır. Cenab-ı Hak bu kişilerden birisi olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah